Helal olsun, ne kadar iyi. Bu da Barkın'ın mı? Vallahi ne kadar iyi yapıyor ya. Çok güzel. Barkın burada mı acaba? Yayının başında abonelik yeniledi. En başlarında bir noktada. Vallahi hakikaten ellerine sağlık. Bir dakika. Gündemin 11. Bir maddesi dakika. Çukurova ilçesi ile ilgili Serdar bir... Bey, bir saniye. Dün yeni cumhurbaşkanı aradı. Şimdi benim komutanım arıyor. Meclisteyim Nur. Ben seni arayayım. Haklı bir gerekçe. Yemek yemeyi çok seven birisi değilim. Eşim ne yaparsa ben de onu yerim. Ama arada bir eşime mutlaka sütlaç yaptırırım. Ama ilk evlendiğimizde sütlaç yapmıştı ve ben o sütlacı bıçakla kesmek zorunda kalmıştım. Aşkım. Kılıçdaroğlu da anısını anlatıyormuş. Eşi sütlaç yapamıyormuş Kılıçdaroğlu'nda senin gibi. Gel bir gel. Dev öldürüyormuş. Ya bu benim anım lan bu. Birebir ben yaşadım bunu. Arkadaşlar, niye videoyu burada durdurdun dersen, bilmeyenleriniz varsa hemen göstereyim. Birebir Kılıçdaroğlu. Yani dur. Bilmeyenler bu arada şunu izlesin yani. Bir porsiyon pilav var. Aç, yapabilirsin kesinlikle. Benim hanım bu. Geliyor şimdi zaten. Bak oradan 3 Kılıçdaroğlu videosunu izleteyim. Çıkacak. Hem bakın belki arkadaşlar, o kaseye daha az pirinç gelmiştir. Bakın arkadaşlar, elimde kaseyi... Aşkım, Kılıçdaroğlu'nun sen şey anısını biliyor musun? Şunu. Gel bak. Gel gel. Al tak kulaklığı da, biliyor muydun acaba sen bu anıyı, ilk kez mi izleyeceksin benim gibi? Gel. Ne yaparsa ben onu yerim. Böyle bir millet. Ama arada bir eşime mutlaka sütlaç yaptırırım. Ama ilk evlendiğimizde sütlaç yapmıştı ve ben o sütlacı bıçakla kesmek zorunda kaldım. Ya hakikaten böyle. Selamlar Selvi Hanım. Arkadaşlar, anlamayanlar için bu geçenlerde birkaç ay önce Ceren'in bana yaptığı sütlaç. Allah'ın kasesi. Bak ama rengi de falan ne güzel olacak. Tamam, normalmiş demek ki. Eklemelerde olmuyor bu bok yani. Bak mis gibi. Ya, bak harika. Alıyorsun. İyi oyunlar. Bak kabuğuma bu yırtılmalı. Ben böyle daha çok severim. Atıyorsun ağzına. Çok yüzeysel. Bir kaşık daha alıyorum. Bak şimdi bak, sonra Allah aşkına bitiyor. İzleyin şurayı. Çok yüzeysel kaşıklar bunlar. Bak. Arkadaşlar. Tamam, 3 kaşık yedin, az mı? Gördüğünüz küple pirinç lapası. Bak bak. Bak. Bak Allah aşkına bakın. Bütün rezilliklerimi böyle afişe et. Ben anlattım zaten. Ya görsünler dedim aşkım. Hem bazı ülkelerde böyle yapıyorlar. Bir porsiyon pilav var ya burada. Diyor ki bir de yarım kaşık diyor. Vallahi bak. Yarım bardak diyor. Buraya ben diyor pirinç koydum diyor. Yemin ya. Ediyorum yarım su bardağı koydum ya. Arkadaşlar. Yemin ediyorum ya. Nasıl oldu bilmiyorum ya bu. Bu bayağı. Yani döner sipariş edersin, dönerin yanında bir kase pirinç gelir ya, bayağı o yani. Vallahi nasıl oldu bilmiyorum ya. Anladın? Hakikaten yapı malzemesi. Yani evet. Sayın Kılıçdaroğlu ile böyle bir ortak yanımız olduğunu da yeni öğrenmiş oldum yani. Sosyal adalet savaşçılığı haricinde. Yemek yemeyi çok seven birisi değilim. Eşim ne yaparsa ben de onu yerim. Ama arada bir eşime mutlaka sütlaç yaptırırım. Ama ilk evlendiğimizde sütlaç yapmıştı ve ben o sütlacı bıçakla kesmek zorunda kalmıştım. Çok sakin olduğum için başta eşim herkes bu kadar da sakin olunmaz diye söyler zaman zaman. Yedinci ok hanımcılığı okumayacaktım ama sen bana okuttun. Demler benden biraz koyu yapıyorum çünkü benim ve sevgim biraz koyuydu. Yapma,
kaçınca ben de kocamı getireyim dedim. Evet, utandı ve kaçtı. Aa, renkli defterler var ya, kızıma defter alacağım ya. Almadan gelmedi de onun için. Kalp yapacağım, sizin için yapacağım. Sizin için yapacağım gençler. Gençler bunu istiyor ve yaptım. Artık öğrendim, her zaman istemedim. Evet. Birazcık kalbimin sesini durdurabilirsem burada konuşmayı becerebileceğim. Sanırım heyecanı ve kalbinin sesi yükselmesi benden dolayıydı. Şimdi yıllarca peşinde koştum. Artık sen benim peşimde koşacaksın. Tansiyon hastasıyım, onun için geldim. Bu toplumda kadınların eşitlenmesi için sonsuz mücadele vereceğim. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Gerçekten birinin eşi değil, birinin annesi değil, birinin yari değil, birey olarak gören sevgili başkanımıza, onun yoldaşlarına çok teşekkür ederim buradan. Her ailenin asgari bir geliri olacak ve gelir ailede kadının banka hesabına yatacak. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyecek. Barkın da her gün yeni video tükürüyor ha. Bu arada yani Jacobin Tilki'nin kanalının da monetizasyonu kapatılmış. Geçen canlı yayındaydı, gittim. Bir abonelik bastım. Bir de 50 tane abone hediye ettim. Fonlayalım biraz dedim. Güzel videolar yapıyorlar yani. Kardeşimizi fonladık. Fonladığımız anda monetizasyonunu kapattılar açıkçası. Evet. İlginç bir nicki var bu arkadaşın. Jacobin Tilki. Merhaba yoldaşlar. Jacobin Tilki ile siyasi yorumların yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konum kontrollü muhalifler. Şimdi. Marika'yı nereden bulmuş ya? Kontrollü muhalif mevzusu da yani seçime 3 gün kala artık çok izlemenin anlamı kalmadı. Sevgili YouTube, bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.